Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi yeni nesil soruların ilk videosunda ilk 9 soruyu çözmüştük. Şimdi 10. soruyla da devam ediyorum kardeşlerim. Bakalım nasıl bir soruymuş. Yine benzerini çözdüğümüz fakat bu sefer 4 tane koyun bağlamış ipe. Diyor ki bir kenar uzunluğu 60 santim olan ABCD karesi biçimindeki otlağın ABCD köşelerinin 4 adet koyun 60 metre uzunluğundaki iple bağlanıyor. Buna göre koyunların otlayabileceği ortak alanın çevresi nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şu A'daki koyuna bakalım önce. 60 metre uzunluğunda ip tam böyle gerildiğinde bu kenarda 60 metre olduğu için şuraya kadar gelir. Yine buradan da tam şu Denizli'ye kadar gelecek mecbur dostlarım. Ve yine şöyle 60 metre 60 metre çizdiğinizde şurada şöyle bir çember yayı çizer arkadaşlar bu koyun. Şöyle bir çember yayı çizdi. Tam güzel çizemedik. Bir çember yayı oluşturdu işte koyunumuz dostlarım. Şunu sileyim. Böyle bir yay çizdi. Bu A'daki koyun. Yarıçapımız 60 olduğu için 60 derecelik bir çeyrek daire çizmiş oldu bu kerata. Şimdi B'deki koyuna bakalım. O da koyun buradan buraya en fazla A'ya kadar gelebilir. 60 metre çünkü ipin boyu. Bir de en fazla bu kenardan da C'ye kadar gelebilir. O da şuradan şöyle yine 90 derecelik bir çeyrek yay uzunluğunda yol yürüyebilir. Bu da tamamdır. Şimdi buradayken aslında hemen şunu konuşabiliriz dostlarım. Şöyle kırmızı kalemimi alayım. Bakın bu klasik bir çemberde açı sorusu haline döndü. Şimdi A merkezimiz şurası 60. A'dan şuraya çizdiğim yarıçap 60. B'nin de yarıçapı 60'tı. Onu da buraya çizersem bu da 60'tır ki dostum bakın burada bir eşkenar üçgen çıkarttım ben aslında. Şuralar 60, 60 derece oldu. Tabii ki bu 60 derecenin gördüğü şu yayın ölçüsü de 60 derece olur şurası. O halde 90 dereceydi şu yaya 30 derece kaldı. Veya bu 60'ın gördüğü yay şu kısım, bu da 60 derece olacak. 90 dereceydi buraya 30 derece kaldı diyebilirim. Şimdi şu eşkenarları sileyim buradan. 30 derece. Elhamdülillah. Siz de görün. 30 dereceleri yazdık şimdi dostum. Devam. Şimdi hemen şu D'den koyunu, D'deki koyunu yürütelim. Bakın o da şöyle bir çeyrek daire yapacak. Artık bunlara alıştık dostlarım. Bu çeyrek daire de burada. Yine şurası 60 derecedir. Artık uzatmıyorum bu kısmı. Şuraya 30 derece kaldı. Sonra diğer C'deki koyunda şöyle bir çeyrek daire gidecek. Yine dostum şurası 60 dereceydi. Buraya 30 kaldı. Bakın artık şunlar da 30, 30. Hepsi 30 derecelik yay parçası oldu dostlarım şunlar. Şimdi dördünün ortak otladığı alan da şu kısımdır kardeşim. Dördünün ortak otladığı alan burası. Bize de buranın çevresini soruyor dostlar. Şimdi buranın çevresi dediğim şuradaki yay parçasının uzunluğu 30 derecelik. Şuradaki 30 derecelik yayın uzunluğu. Şu 30 derecelik yay ve şu 30 derecelik yay. Yani toplam 4 tane 30, 120 derecelik yayın uzunluğunu istiyor bizden. Hemen bulalım. 120 bölü 360 çarpı tam dairenin çevresi. 2 pi r. R'miz de 60'tı bunların yay uzunluğu 60 olacak. Bitti soru. Gitti, gitti 3. Gitti, gitti 20. 2 kere 20, 40 pi'miş sorumuzun cevabı. 11 numaradayım. Yine sanki P noktasına bir koyun bağlamış gibi ya da inek, köpek bağlamış gibi çevireceğiz dostlarım. Kareymiş. PD ipinin taradığı alanı soruyor bize dostlar. Hemen şimdi buradan biz döndürmeye başladık bunu böyle gergin 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 döndürdük. Tam şuraya geldi. Şöyle bir çeyrek daire yapmış olsun. Şurası bir çeyrek daire. Şöyle. Bir kenar 2 idi. Şuraya da 6 kaldı. Bakın burada bir kere şu çeyrek dairelik alanı otlayabilir arkadaşlarım, değil mi? Bizim ineğimiz ya da ipin taradığı alan burasıdır. Hemen çeyrek daire dediği için tam dairenin dörtte biridir diyorum. Yarıçapı da 8 olduğu için 64 bölü 4'ten 16 pi'dir. Birinci çeyrek dairemizin alanı.
Peki devam edelim. İkinciyi bulacağız şimdi. Farklı bir renk alalım. Şimdi artık şuradan itibaren dönecek bizim koyun. Şuradan. Şimdi 2 santim şurası. 6 santimlik ipi döndürdün, döndürdün, döndürdün. Şöyle bir kısma geldi. Yine bir çeyrek daire. Burası 2, şuraya 4 kaldı. Şuradaki çeyrek dairenin alanını tarar dostlarım. Bunu da hemen hesaplayalım. Pi r kare çeyrek dediği için bölü 4. R'miz bu sefer 6. Karesi 36 bölü 4'ten 9 pi de buradan geldi dostum. Bu da tamamdır. Devam ediyorum. Şimdi geriye şuradaki 4 santimlik ipi döndürmek kaldı. Yine şöyle gergin bir şekilde döndürdüğümde buradan şuraya gelecek. 2 burasıysa 2 de buraya kaldı dostlarım. Ve buradaki çeyrek daireyi turladı. Onu da yazalım. Pi r kare bölü 4. R'miz de 4 olduğu için 16 bölü 4'ten 4 pi geldi bu da. Son olarak son bir parçamız kaldı. O da şuradaki 2 santimi döndüreceğiz. Tam burası da 2 olduğu için şu uç noktada bitecek. Bir de buradaki yarıçapı 2 olan pi r kare bölü 4'ten yarıçap 2 ise burası da 4 gittiler pi kaldı. Evet, toplam otlayacağı alan burası işte dostlarım. Hadi toplayalım. 16, 4 daha 20, 9, 1 daha 10. Topladım 30 pi'lik bir alanı otlar dedim. Evet, yine bir koyun otlatma sorusu. Aşağıda üstten görünümü verilen binanın A köşesine 20 birim uzunluğunda iple bağlı bir koyun görülmektedir. Şekilde verilen açılar derece cinsinden, uzunlukları birim cinsindendir. Yukarıda verilenlere göre koyun en fazla kaç birim karelik alanda otlar diye bir soru soruyor bize. 20 birim uzunluğundaki ip dostlarım, 20 birimmiş bu ipin boyu. Üstten görünümü, şimdi burası 20 ise şurası da 20'dir diyelim. Şurası 3. 3 de buradan geldi 6, 4 de buradan 10. Buralarda 10'ar birimmiş şimdi. Hadi şu koyunu bir otlatalım arkadaşlarım. Koyun şöyle gergin bir şekilde ipi çektiğinde 20 santim uzunluğunda değil mi bu ipin boyu 20. Koyun da burada. Şimdi önce yukarıya doğru döndürelim bu koyunu arkadaşlarım. Şu yöne doğru gitsin. Bu yöne doğru giderse 20 birim uzunluğundaki koyunumuz şöyle bir yarım daire yaparak buraya gelir arkadaşlarım. Buradan otladı, otladı. Şuralar hep 20'şer birim, 20, 20. Buralar hep 20, 20, 20, 20. Döndü, 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 döndü. Şu kısmı kadar gelir. Çünkü 20 birim uzunluğunda olduğu için en fazla buraya kadar gelecek. Bakın burada bir yarım daireyi otlamış oldu böylelikle. Ne diyoruz peki bu durumda? En fazla kaç birim karelik alanı otlar diyor. Bir kere şurayı bir hesaplayalım. Yarım daire. Pi r kare bölü 2'dir. R'miz de 20 olduğu için 400 yapar. 400 bölü 2'den 200 pi'yi bir kere otladı bu bir. Şimdi bir de bu tarafa doğru döndürelim şimdi koyunumuzu. 20 santimi böyle döndürdüğümde şurası 10'du. 10 da buradan artacak. Şöyle bir çeyrek daireyi dolanır. Peki buradaki şu çeyrek dairemizin şuranın alanını bulalım arkadaşlarım. Şuranın alanı. Yine yarıçapım 20. Çeyrek dediği için 4'te 1 olacak. Bak yarım 200'dü. Çeyrek de bunun yarısı değil mi? Ya da isterseniz bulalım ya. Kafanız hiç karışmasın. Çeyrek pi re kare bölü 4'tü. R'miz 20 olduğu için karesi 400 bölü 4 100 pi de bu geldi. Bunu da bulduk. 100 pi. Yalnız burada şunu unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada bir dikdörtgen şeklinde bir boşluk var şurası. Bizim koyun buraya da girebilir arkadaşlarım. Buranın tamamını da otlayabilir. Yani 3 çarpı 1 dikdörtgenin alanıdır. 3'ü de otlayabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi toplam 300 artı 3 yaptı ama bitmedi. Yani cevap Adana değil, aman ha. Bir telefon çaldı da ona baktım dostlarım. Şimdi buradaki 3'ü de ekledik. Şimdi şuraya kadar geldi bizim koyunumuz. Şuradayız. 10 santim uzunluğunda da ipimiz var. Şimdi buradan da döneceğiz. Şöyle çeyrek daire yapıp 10 santim dediği için en fazla şuradaki kenarın yarısına kadar gelecek. Dolayısıyla bir de çeyrek daire burada döndü. Yani pi r kare bölü 4 ama yarıçapı 10. 10 ise 100 bölü 4'ten 25 pi de buradan geldi. Şimdi toplayalım. 300
325, bir de 3'ümüz var. 325 artı 3. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 13 numara bir katlama sorusu. Çeyrek daire B noktası CD boyunca katlanınca O noktası üzerine gelmektedir dostum. Şimdi kat çizgisi 6. Şu 6 dediğimiz yer. Demek ki bu OC katlanmadan önce şuradaydı. OB'ydi. O halde bunlar eşit. Şimdi buna K dedim. Bu da K. Dostum şu OD'yi birleştirsem bu benim yarı çapım değil mi? 2K. Bak burada ne çıktı? Bir Pisagor yaparak K'yı bulabilirim. Ya da şu özel üçgeni fark edersen 30, 60, 90 olduğunu görürsen bir tık daha kolay yaparsın. 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı K olmalı. O yüzden buraya 30'u yazdım. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe bölüyorum. 6'yı köküçe böleceğim. Dünyanın en basit şeyi normal 3'e bölüp yanına da köküç yazıyorum. 2 köküç. O halde bu da 2 köküç. Yani yarı çapım oldu 4 köküç. Neyi soruyor bize? Mavi boyalı bölgenin alanını soruyor dostum. Şuranın alanını sormuş bize. Şimdi bunu da şöyle bulalım. Şurası 30 derecedir. Bunu bir yazalım. Bakın burada şurası 30 derecelik bir daire dilimidir. Şu kısım. Peki ben bu 30 derecelik dairenin alanını bulabilir miyim hocam? Tabii ki bulabilirsin. Nasıl bulacaktık? Formül neydi? Açı çarpı tam dairenin alanı bölü 360. Şimdi yarıçapı da 4 kök 3. Önce şu sıfırları silelim. 3'e bölelim, 3'e bölelim. 12. Pi bölü 12 çarpı r kare. R'miz de 4 kök 3'ün karesiydi. 48. Gitti gitti 4. 4 pi geldi. Şimdi ben şu kırmızının içinin tamamını 4 pi buldum. Ama burada bir de şu var değil mi arkadaşlarım? Şuradaki boşluk var, şu kısım. Şurada nokta nokta koyduğum bir daire parçası var. Bunu da bulmak zorundayım dostum. Bunu çıkartmak zorundayım tabii ki hemen. Şimdi yapalım bunu da kardeşler. Şöyle bulacağız. Şurayı çizdiğimde, şu kısmı çizdiğimde, bak yükseklik, kenarortay, ikizkenar olacak, bu da 2K. Açıortay olacak, bu da 30. Eşkenara döndü, bu da 60. Şimdi burası aslında şuradaki 60 derecelik daireden, 60 derecelik bir daire dilimi var. Bu 60 derecelik daire diliminden şuradaki eşkenar üçgeni çıkartırsam şu nokta noktalı yeri bulurum diyorum. Peki 60 derecelik dairenin alanı 60 çarpı pi r kare. Pi r'mizin karesi 48 bölü 360'tan ben eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3. Alanı neydi? Bir kenarının karesi yani 48 çarpı kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4'tü. Bunu çıkartırsam işte şuradaki alanı bulmuş oluyorum şimdi. Hemen bir toparlayayım bunu. 60'a böl 60'a böl 6. 6'ya böl 6'ya böl 8. 8 pi eksi 4'e böl 4'e böl 12. 12 kök 3. Şimdi bu bulduğum yer şurası kardeşim. Bak şu kırmızıya boyadığım yer. Şimdi benim mavi alanı bulmam için şurayı soruyor bana. 30 derecelik daireden ki ne bulmuştuk biz o 30 derecelik daireyi? 4 pi bulmuştuk. 4 pi'den neyi çıkartacağız? Şu kırmızı alanı yani şunu. Çıkartırsak eksi 8 pi artı 12 kök 3 geldi. Değil mi? Artı 12 kök 3. Şimdi buradan da 12 kök 3 eksi 4 pi'dir. Sorumuzun cevabı yani Ceyhan'dan çıktı. 14 numara yine bir katlama sorusu. Bakın katlanan şey tam merkezden geçiyorsa katlanan yayın ölçüsü 120 derecedir demiştik. Şimdi bizden de boyalı bölgenin alanını soruyor. Aslında bu boyalı bölge katlanmadan önce şurası değil mi dostum? Şurayı soruyor bize. Şimdi bunu da şöyle bulalım. Hemen kirişin ucuna yarı çapımızı çizelim. 4 kök 3. Kirişin ucuna yarı çapımızı çizelim. 4 kök 3. Şu aradaki açının 120 olduğunu söyleyelim. Şimdi biz şunu yapacağız. Burada iki işlem yapıp olayı bitireceğiz. Bir, şuradaki 120 derecelik daire diliminin alanını bulacağız. Hemen bulalım. 120 derecelik dairenin alanı 120 çarpı pi r kare bölü 360. R karemiz de 4 kök 3 olduğu için karesi 48. Bundan şuradaki mavi ikizkenar üçgeni çıkartırsak kırmızı alan kalıyor.
Çıkartalım şu ikizkenar üçgenin alanını. Sinüsten bulalım bunu isterseniz dostlarım hemen. Şöyleydi değil mi? Şurada bulayım. 1 bölü 2 çarpı iki kenarın çarpımı yani 4 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs 120. O da kök 3 bölü 2. Hemen toparlayalım. 2 kere 2 4. Şu 4'ü götürsün. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Bir de 4 ile çarpıyorum 12. Bir de kök 3 ile çarpıyorum 12 kök 3. Evet, işte bunu çıkartınca kırmızı alanı buluyormuşuz. Ya da şuradaki yeşil alan aynısı zaten burası. Düzenleyelim. 120'ye bölelim 3. 3'e bölelim 16. Yani 16 pi eksi 12 kök 3'müş. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet. Katlanmış kağıdın çevresi kaç santimdir? Defne O merkezli ve çapı 12. Çapı 12 ise yarı çapı 6. Peki şurası tamamen 6 değil mi arkadaşlarım? Yarı çap. Hatta bu kat çizgisi olduğu için 3, 3. Yine kat çizgisi olduğu için 3, 3. Şimdi şuradan katladığımız şu yay kesin 120 dereceydi hatırlarsanız. Tam merkezden geçiyorsa 120 derecelik bir yaydı. Ve ben şurayı çizdim. 6 birim. Şurayı çizdim. 6 birimdir burası. Ve şurası da 120 derecelik bir mesafe. 6, 6. O halde şu çizgi 6 kök 3 oldu. Tabii bu 6 kök 3 ise mecbur bu da 6 kök 3 oldu. Bunu da söyleyelim. Yani bize şeklin çevresini soruyor ya, şu katlanmış şeklin çevresini. Bak ne var çevrede? Bir şu yay var. Şu yay, bir buradaki 6 kök 3 bulduk. Bir de buradaki 6 kök 3 bulduk. 6 kök 3'leri nasıl bulduk? Şuradaki 120, 30, 30 üçgeninden 6, 6 kök 3 katıydı. 6 kök 3. Bir kere toplam 12 kök 3 var. Artı şuradaki yay ve buradaki yay var. Şimdi bunları bulalım. Peki şurayı çizdiğimde ve burayı çizdiğimde. Şimdi burası 120 ise şuraya 60 kaldı. Bakın bu 60 derecelik bir yay. Aynısından bir tane de aşağıda var. Bir 60 derecelik yay da burada var. Demek ki toplam 120 derecelik yayın uzunluğu. 120 çarpı 2 pi r bölü 360. R'miz de 6. Gitti gitti 3. Gitti gitti 2 4 pi. Demek ki bir de 4 pi ekliyormuşuz. 12 kök 3 artı 4 pi. Denizli şıkkı doğru cevaptır. Evet, 16 numaralı soru. Daire biçimindeki paspası katlamış. Bakın yine katlanan yer merkezden geçiyor. O halde kesin 120 derece. Paspasın alanı birim kare azaldığına göre paspasın yarıçapı kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi biz bu paspasın öncelikle gelin şuradaki şöyle yapalım. Şunu çizelim. Şuradaki yayın, şu yayın alanını bulalım arkadaşlar. Şurası yani bu. 120 derecelik yayın alanını bir bulmaya çalışalım dostlarım. Yarı çapına R diyelim bunun. R, R. Şurası 120 derece. Dostum biz buranın alanını normalde 120 derecelik daireden yani 120 bölü 360 çarpı pi R kareden şu üçgenin alanını çıkartınca buluyoruz. 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs 120. Yani kök 3 bölü 2'yi çıkartınca ben burayı buldum. Tamam mıdır dostum? Yani şurayı bulduk şimdi. Peki buraya A diyelim. A alanı. Yani bu artık bizim için A alanıdır. Peki ben bu A'yı katladım şuraya geldi. E burası da A oldu. Bakın paspasın alanı. Paspasın alanı şu kadar birim kare azaldığına görüyor diyor. Katladın ya. Şurasını artık bir kere buraya katladığın için buraya geldi. E şurası da B olsun. Yani şuradaki A kadar azaldı aslında bu paspasın alanı. Şurası yok artık çünkü şu kırmızıya boyadığım yer yok. Azalan kısım burası yani dostum. Demek ki buranın alanı 12 pi eksi 9 kök 3'müş. Yani şu 12 pi eksi 9 kök 3'e eşitmiş. Hadi bir yazalım. 12 pi eksi 9 kök 3 meğersem şuraya eşitmiş. Bunu da bir düzenleyelim. 3 olsun. Yani pi r kare bölü 3 eksi. Burası da r kare kök 3. R kare kök 3 bölü 4 oldu. İşte bunlar birbirine eşitmiş dostum. Yani şurası mesela 12 pi olacaksa r'nin 6 olması işimizi görüyor. R 6 ise peki geliyor mu? Doğru mu oluyor? R'ye 6 desem. Burası 36 bölü 3'ten 12 pi bunu sağlıyor.
Burası 36 bölü 4'ten 9 kök 3 bunu da sağlıyor. Evet, R 6'ymış. Yarıçapımız 6 birimmiş dedik. Yarıçapı 9 birim olan üst yüzey daire şeklindeki masa aşağıdaki gibi katlanıyor. Katlanan parçaların yay ölçüsü 120 derece. Bakın şuradaki yayın ölçüsü 120. Tamam. Bu da 120'ymiş. Katlanmayan parçanın üst yüzey alanı kaç birim karedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şuradaki x diyelim, şu alanı soruyor. Buna a diyelim, buna da a diyelim. Şimdi bizim dairemizi şöyle parçaladık biz. Şöyle gösterelim. Şuradan bir çizgi çizmişiz. 120 derecelik bir yaymış bu ve biz alanına a dedik. Bakın deminden beri yaptığımız şey. Şimdi yarı çapına 9 demiş. 9 demiş. Şurası 120 derece. Şimdi ne yapacağım dostum? Yine aynı muhabbeti yapacağım. 120 derecelik daire diliminin alanından şurada yazıyorum. Yani ben şimdi A alanını buluyorum. A alanı eşittir. 120 derecelik dairenin alanı 120 çarpı pi r kare bölü 360'dan şuradaki üçgeni çıkartacağım. O da 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 9 çarpı sinüs 120. Peki burayı bir toparlayalım. Gitti gitti 3, gitti gitti 27. 27 pi eksi 9 kere 9 81 kök 3 bölü 4. Bu A alanı dostlarım A. Şimdi peki tüm dairenin alanını bulalım. Yarıçapı 9 ya pi r kareden 81 pi'dir değil mi? Tüm dairenin alanı 81 pi. Ben bundan bir şu A'yı bir de şuradaki arkadaki a'yı çıkarırsam x'i bulurum. Yani bu 81 pi'den 2 tane a çıkartacağım. Şunun 2 katını çıkartacağım yani. Hadi 2 ile çarpıp çıkartıyorum. 2 ile çarpsam 54 pi. 2 ile çarpıyorum. Eksi de başında olduğu için çıkartacağım için bu artıya dönüyor. Artı 2 ile çarparsak bunu 81 kök 3 bölü 2 kalır. Peki 81'den 54 çıkacak arkadaşlarım. 27 mi kalıyor? 27 pi artı 81 kök 3 bölü bir şey işte Denizli Edirne pardon. Evet yine bir masa. Yarıçapı 12 birim olan ve üst yüzeyi daire şeklinde olan katlanabilen ahşap masanın iki parçası katlanınca şekildeki görüşü oluyor. Katlanan her bir parçanın yay uzunluğu 120. Ortadaki parçanın üst yüzey alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar tıpatıp aynısı. Sadece yarıçapı 12, öncekinde 9'du değil mi dostlarım? Şimdi hemen şurada bir daha gösterelim biz mevzuyu şurada. Bizim dairemizin şurası katlanıyor, şurası katlanıyor. Bize burayı soruyor. Biz şimdi şuradaki A'yı ve A'yı bulacağız. 120 derecelik yaylarmış bunlar. Deminden beri yapıyoruz. Şimdi 120 derecelik dairenin alanından 120 çarpı pi r kare bölü 360'tan ben üçgenin alanını çıkartıyorum. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Şimdi bu A alanı. Toparlayalım bunu. Gitti gitti 3, gitti gitti 48 pi eksi 2 kere 2 4, 3, 36 kök 3. Şimdi bu A. Tüm alan ne? Pi r kareden 144 pi. Ben bundan A'dan 2 tane çıkartacağım değil mi? 2 A var. Bu dolayısıyla x'i bulacağım. Peki 2 ile çarparak yazıyorum. 96 pi artı 72 kök 3 olur burası. 144'ten 96 çıkarsa 48 pi artı 72. Evet, Denizli şıkkı doğru cevaptır. Yine bir katlama. O merkezli yarım daire biçimindeki mavi renkli kağıt şekil 1'deki gibi KL ve MN boyunca katlandığında A ve B noktaları şekil 2'deki gibi O noktasında çakışmaktadır. Mavi bölgenin çevresi, şekil 2'deki mavi bölgenin çevresi 6 pi olduğuna göre şekil 1'deki kartonun alanı nedir? Şimdi gelin biz bunları önce şu katlanmadan önceki hallerini bir geriye açalım. Şimdi şu adam katlanmadan önce şöyleydi, buradaydı. Şurası B noktası. Bu da tabii ki katlanmadan önce şurada şöyle bir şeydi. Burası da A noktasıymış dostlarım. Şimdi bu katlandı, buraya geldi. Bu katlandı, buraya geldi. Bunu da biliyoruz. Şunlara A desek, A desek, A desek, A desek. Şimdi bizim yarıçapımız oldu 2A. Şurayı çizersem
Bu da yarıçaptır 2a. Bakın burada 90'ın karşısı 2a iken 30'un karşısı a'dır. Şurası 60. Aynı şeyi bu tarafta yaptım. Aynen bu da 2a'dır. Burası 60 geldi. Şurası 30 geldi dostlarım. Şimdi şu mavi bölgenin çevresini bulacağız. Bakın mavinin çevresi şunlardan oluşuyor. Şimdi şurası kesinlikle 60 kaldı. 60 derecelik bir yay var şurada değil mi? Bakın bu 1. 60 derecelik bir yay. Çevresini hesaplıyorum. 2. Şurası var hocam. Bu. Ki bu dediğim aslında katlanmadan önce şurasıdır değil mi? Katlanmadan önceki. Yani 60'ın karşısındaki yay bu da 60 derece. Bu da 60 dereceydi. Mecbur bu da 60 derece ve katlandı buraya geldi. İşte şu kırmızıya boyadığım şuranın uzunluğu çevresi diyor. Bunun çevresi kaçtı? 6 pi. 3 tane 60 derecelik yaydan oluşuyor. Yani 180 derecelik yay. Yani yarım daire. Yarım dairenin yayı. Demek ki tam daire 2 pi r ise yarım daire dediği için bölü 2'dir diyorum. Ve bunu bana ne vermiş bu adam? 6 pi. Demek ki yarı çapım 6'ymış dostlarım. R 6. Peki R'si 6 olan şu dairenin de benden alanını istiyor. Yarım dairenin alanı. Pi R kare tam daireydi bölü 2. R 6 olduğu için 36 bölü 2'den 18 pi'dir sorunun cevabı. Evet dostlar. Burada durduruyorum yine videoyu. Bir sonraki videomuzda 20'den itibaren çözmeye devam edeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşürüz.